Estağfirullah el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve etûbu ileyh. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله Hüvel hakkul melikul mübin Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin. Kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim, estaizu billah. Ve kâle Fir'aunu zerûni ektül Musa vel yed'u rabbeh. İnni akhafu en yubaddila dinakum ev en yuzhira fil ardil fesad. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Muhterem müminler, geçen ders işlemeye çalıştığımız konu, mevzu inşallah hatırınızdadır. O konuyu, o dersi, o bahsi inşallah bugün Kur'an'dan misaller vermek suretiyle, Kur'an'ın arz ettiği misalleri, emsalleri, temsilleri huzurunuza arz ederek daha canlı bir konuyu, bahsi daha canlı hale getirmek üzere yine Kur'an-ı Mübin'den ilgili ayetleri sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri rızasından, rahmetinden bizleri ayırmasın inşallah. Kardeşler, yeryüzünde mütemadiyen söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Yeryüzünde insandan daha önemli, insandan daha özenli, insandan daha sorumluluk taşıyan bir başka varlık yok. Bu hususu dünyanın bütün insanları müştereken kabul ediyorlar. İnsanın sorumlu bir varlık olduğunu, başıboş olmaması gerektiğini ve yeryüzünde mutlaka bir düzene, bir nizama tabi olması icap ettiğini dinli dinsiz bütün dünya insanları kabul ediyor. İnsanların başıboş olması, düzensiz olması, ölçüsüz olması, ayarsız olması hiç kimse tarafından kabul edilmiyor. Şöyle veya böyle mutlaka insanların yeryüzünde bir düzene tabi olması lazım. Bir nizama bağlı olması lazım. Nizamsız, düzensiz, kanunsuz, plansız insan olmaz sözünü bütün dünya insanları müşterek kabul ediyor.
Ancak bizim müzakere ettiğimiz, üzerinde durduğumuz, tartıştığımız mesele bu değil. Zaten anlattığım hususlarda bir tartışma yok, bir çekişme yok, bir çatışma yok. Bütün dünyanın insanları, insanların mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna bağlı olmaları icap ettiğini zaten kabul ediyorlar. İnsanlar kanunsuz olsun, düzensiz olsun, nizamsız olsun diyen yok ki. Orada bir çelişki, çatışma, bir muhalefet yok. Ancak burası böyle bil ittifak, bütün dünya insanları, aklı başında bütün insanların kabul etmesine mukabil bir başka hususta müthiş ihtilaf var. Bir yerde muazzam ittifak, bir yerde de muazzam ihtilaf var. Farklı görüşler var. O da geçen ders temas ettim. Daha evvel de aynı konuyu işlemiştim. Bugün toparlayayım diyorum inşallah. İhtilafın olduğu husus şurası. Tamam, amenna, insanlar dünyada mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna, bir ölçüye, bir hududa, bir sınıra bağlı kalacaklar. Bir esasa bağlı kalacaklar. Ancak bu esası, bu hududu, bu kanunu, bu nizamı, bu düzeni kim tespit edecek? İnsanların uyacağı, insanların uymak zorunda, itaat etmek zorunda olduğu bu kanunları, bu düzenleri, bu nizamları, bu ölçüleri, bu usulleri, bu esasları kim ayarlayacak, kim koyacak, kim yazacak, kim yapacak? İşte kıyamet buradan kopuyor. Bütün fitneler, fesatlar, ihtilaller, patlamalar, çatlamalar bütünüyle vallahi buradan doğuyor. Burayı çok iyi bilmek lazım. Düzen ve nizam, toplum düzeni diyoruz buna. Çünkü insanlar toplu yaşamak mecburiyetindedirler. Tek başına, teker teker dağlarda, kovuklarda, mağaralarda, ağaç diplerinde, taş diplerinde teker teker insanların yaşama şansı yok. Toplu yaşamak zorundalar. Allah öyle bir nizam koymuş. İnsanlar yalnız yaşayamazlar. Beraber yaşamak zorundadırlar. Cennette Hazreti Adem bile vallahi yalnız yaşamaktan usandı. Bıktı. Ve artık yaşayamayacak hale geldi cennette bile. Allah ona kimi yarattı, yanına kimi verdi siz söyleyin. Hazreti Adem validemizi, Hazreti Adem aleyhisselama Hazreti Havva'yı eş olarak yanına refika, eş diyoruz yani yanında birisi bulunması zaruretine binaen onu ondan halk etti. Düşünün ki yalnız yaşamak yasak, mümkün değil. Yalnız yaşayamayınca yalnızlığın zıddı toplumdur. Toplum, içtima. Toplumda olunca toplum içinde insanların mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna, bir ölçüye, bir esasa uygun hareket etmeleri zarureti zaten kendi kendine doğuyor. İşte konuyu böyle aldığımız zaman toplum düzeni dediğimiz, devlet düzeni dediğimiz meseleyi istesek de istemesek de kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ancak demin dediğim gibi işte kavgalar, münakaşalar, ihtilaflar